Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 6 Temmuz Perşembe. Ege'nin iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. Yurdun doğusunda ise hava sıcaklıkları yer yer 40 dereceyi aşabilir. Şimdi haberler. Memur maaşlarına ilişkin sunulan torba yasa teklifinden ek vergiler çıktı. Teklifin yasalaşması durumunda motorlu taşıtlar vergisi 2023 yılı için bir kereye mahsus olmak üzere iki katına çıkarılacak. Ayrıca kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e, bankalar için ise %30'a yükseltilecek. Artışın gerekçesi, 6 Şubat depremlerinin zararlarının telafisi olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı Çevre Kanunu'nda öngörülen cezaları iki katına çıkarma ve akaryakıt, alkol, tütün ürünlerinde uygulanan maktu ÖTV'leri belirlemede yetkilendirilecek. İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklandı. Ruhsatlı nargile salonları yasak kapsamına alınmadı. İstanbul'da 25 tur teknesinde pasaport ve ikamet izni kontrolü yapan polis, yabancı uyruklu 1482 kişiden 354'ünün kaçak olduğunun belirlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van-İran sınır hattında 168 göçmen kaçakçısının tutuklandığını duyurdu. İstanbul'da sivrisinek ısırığından kaynaklı kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere yapılan başvurular arttı. İstilacı bir tür olan Asya kaplan sivrisineklerinin özellikle Beykoz, Sarıyer, Silivri ve Çatalca'da görüldüğünü söyleyen İBB, ilaçlama çalışması başlattı. TÜİ'ye göre Haziran ayında yıllık enflasyon %38.21, aylık bazda ise %3.92 oldu. Yıllık gıda enflasyonu %59 olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu kalem ise %67 ile lokanta ve oteller. İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %63,86 arttı. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre kentteki 4 kişilik bir ailenin yaşama maliyeti 35.380 lira. TOK araçlara %27 zam geldi. Teslimat sırası bekleyen, ön sipariş veren ve yedek listede olan müşteriler ise gelen zamla zarara uğradıklarını söyleyerek tepki gösteriyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyeceğini doğruladı. Koç'un, Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım, sözleri ise Arda'nın Real Madrid'e transfer olacağı söylentilerini güçlendiriyor. Zira Barcelona, transfer edilmesi halinde Arda'nın bir yıl daha Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymesini istiyordu. İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampına düzenlediği 2 günlük operasyon sona erdi. Operasyonda 12 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetti. Gün içinde Gazze'den fırlatılan 2 füzenin hava savunma sistemi sayesinde düşürüldüğünü açıklayan İsrail de Gazze'ye yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, söz konusu operasyonun tek seferlik olmayacağını söyledi. Hollanda'da parlamentodan geçen yeni yasaya göre karşılıklı rıza olmadan gerçekleşen cinsel ilişki suç kapsamına alındı. Tecavüz ve cinsel saldırı davalarında karşılıklı rıza olup olmadığına bakılacak, kurbanın zorlama, şiddet ve tehdit yaşandığını kanıtlaması gerekmeyecek. Yeni yasaya göre cinsel içerikli görüntülerin kötüye kullanılması da kamu düzenine karşı bir suç olarak kabul edildi. Kolombiya'daki aktif son isyancı örgüt olan Ulusal Kurtuluş Ordusu ile hükümet ateşkes konusunda anlaştı. Gelecek ay başlayacak ateşkesten önce iki taraf da 60 yıldır süren çatışmalara son verecek. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.